Ses şu an geldi değil mi? Mikrofonu açtım. Tamam geldi süper. Tamamdır. Ben de kendi kendime konuşuyorum burada. <laughs> Merhabalar diyorum. Nasılsınız diyorum. Evet tamam. Arkadaşlar ses kay kayıt cihazını herhalde açmayı unutmuşum da onunla alakalıymış. <laughs> Merhabalar ben Tekuzan Rehberlik Uzmanı İnce Hoca. Değerli arkadaşlar. Teşekkürler bizler de iyiyiz. Dedim ben gelmeden sohbete başlamışsınız, hedef puanları sormuşsunuz, benim soracağım soruları birbirinize sormuşsunuz aslında. Güzel bir başlangıç olmuş, güzel bir katılım var. Bence yüksekte bir enerji var. Ben öyle sezdim hani ben gelmeden sohbet falan başlamış böyle enerjisi yüksek öğrencilerle birlikteyiz bence. Öyle olmasını temenni ediyorum. Ya da değilse bile bence bugün bu seminerden sonra enerjiler biraz daha yükselecektir. Evet evet artık birbirimize aşinayız bence de seminerlerden de tanışıyoruz, derslerden tanışıyoruz. Maliye bitmek üzere Feyzal'le de aynı şekilde çokça sohbet ediyoruz. Harika gidiyorsun. İlk defa tanıştıklarımız vardır, ilk defa karşılaştıklarımız vardır. Umarım onlarla da böyle daimi seminerlerde ya da eğitimlerimizde görüşmeye devam ederiz. Evet hem yemek yapıyoruz. <laughs> evet Arzu Divriklioğlu sizleri de tanıyorum sorularınızın hepsini cevaplandıracağım. Hepsinin cevabı da var aslında bugünkü konuşmalarımda. Çünkü ben hani tanıyanlar bilir seminerlerimde genelde hani öğrencilerimizden sıklıkla aldığımız sorulara cevap verdiğim yayınlar yaptığım için çoğu öğrencim kafasındaki sorulara cevap buluyor. Ekstra soru cevap da yapıyoruz. Seminer sonunda hani anlatmadığım, değinmediğim bir soru işaretiniz varsa kafanızda Onları da sormanızı istiyorum. Ama bu çalışıyorum çalışıyorum bir türlü olmuyor, yetişir mi yetişmez mi, iki aylık program nasıl olmalı, motivasyonumu koruyamıyorum, ee, işte soru çözümlerim artmıyor, denemelerim artmıyor, hepsinin cevabını inşallah bugün vermeye çalışacağız arkadaşlar. Tabii ki deneme nasıl çözeceğiz, ağırlık neye vereceğiz yani hepsinin geneli aslında bugün bu yayınımızda olacak. Yavaş yavaş o yüzden başlayalım. KPSS hazırlığında olan arkadaşlarımız var. Artık iki ay kaldı diyebiliriz bence. Bence heyecan dorukta. Ee, bunun tabii ki bir stresi, bir kaygısı olacak. Bu normal. Ben bunu olumlu karşılarım her zaman. Ve bence e, hedefe yaklaşacak olmanın bir telaşıdır bu. Yani şey gibi düşünün. İşte aylardır belki yıllardır hazırlandığınız bir tatil planı ya da bir evlilik planı var. Düğüne yaklaştıkça bir heyecan basar bizi değil mi? Ama beraberinde bir stres, bir kaygıda yaşarız. İşte acaba her şey yolunda gidecek mi? Acaba ya olmazsa ya şu olursa ya bu olursalar da başlar. Bu onu çok istediğimiz içindir. Aynı şey sınav için de geçerli arkadaşlar. Zaten şu anda hazırlandığımız sınava yaklaştıkça stres oluyor olmamız bizim bu sınavı çok önemsediğimiz anlamına geliyor. Emek verdiğimiz anlamına geliyor. Hiç çalışmamış, önemsememiş sınavı öylesine girecek olan birisi şu an stres yapmaz zaten. Aynen öyle. O yüzden stresli olmak aslında emek verdiğimizin de anlamına gelir. Bu iyi bir şeydir. Şimdi 60 günlük dedik ee, evet yani şu an ayın 27'si ortalama herhalde 63-64 gün gibi bir süremiz kaldı ee, ama zaten son 2-3 günü biraz daha böyle deneme ağırlıklı falan geçiriyoruz İşte çok konu çalışmanızı zaten artık hani o noktadan sonra önermiyorum son gün hiçbir şey yapmanızı önermiyorum hatta. Ee, ama onun dışında da dediğim gibi bu iki ayı nasıl değerlendireceğimizi konuşacağız. Çünkü size şunu söyleyeyim çok önemli bir süreçteyiz. Hani ben bunu sürekli yapıyorum işte tanıyan arkadaşlar biliyor geliyor işte son üç ay kala son dört ay kala son beş ay kala falan da yaptık. Ee, son iki ay kaldı artık gerçekten ne bahaneye yer var ne sıkıldım bunaldımlara yer var artık tamamen gaza basacağımız bir dönemdeyiz. Mesela ben bugün slaytımı hazırlarken de şunu fark ettim. İşte en son son üç ay kala seninleri yapmışım ...ne ara bir ay geçti diyorum daha dün gibi o seminere girenler de var aramızda mesela sonuç kala programının içeriğine bakıyorum orada neler anlatmışız diye yani daha dün gibi biz bir ay öncesinde bir ay e, önce seminer yapmışız o zaman üç ay varmış şimdi o bir ay da bitti iki ay kaldı onu güzelce konuşalım diyorum. Ben sizler için iki aylık daha önce üç aylığını da hazırlamıştım. Bugün üzerine tekrar çalıştım, revize ettim. İki aylık hangi hafta, hangi dersten, GGK için hangi konuları bitirirsem iki ay kala yetiştiririminde bir planını çizdim. Aranızda orta öğretim var, ön lisans var, A grubu var, ÖABT var. Bunun hepsini tabii ki uyarlayabilirsiniz. Zaten biz kendi öğrencilerimiz bilir. Öğrencilerimiz de bunların programlarını birebir onlara özel olarak hazırlıyoruz arkadaşlar. Birçok şeye bakıyoruz. Ama ben genel anlamda sıfırdan başlayan, sıfırdan tekrara başlayan Yetişmez diye düşünenler için de haftalık hangi konulara çalışırsa 5 ders için bitiriri göstermek istedim. Videolarda yetişir e, kampa kadar çünkü hepsine çalışmanın bir mantığı zaten yok. Biz hep şunu önemsiyoruz tek uzam olarak yıllardır. Sınav sizden hepsinde çok yüksek performans göstermenizi zaten beklemiyor. Sınavın sizden istediği ortalamanın üzerine çıkmanız yetiyor. Ortalama ne? Yani Türkiye genel net ortalamasının üzerine ne kadar çıkarsan o kadar yüksek puan alıyorsun ve diğerlerinden daha iyi olman yetiyor. Şimdi sen baktığında 120 soruluk bir KPSS'de 120'de 120 de 120 yapman zaten gerçekçi bir hedef değil. Zaten ÖSYM de bunu istemiyor sizden. Böyle bir hedef kendinize koymayın. Ama biraz önce yazmışsınız 90 artı puan istiyorum, 95 istiyorum, 80 artı istiyorum, 85 istiyorum diye. O zaman biz o puan alacak derecede bir çalışma yapacağız. Yani hocam ben permütasyon, kombinasyon, olasılık bir türlü anlamıyorum çalışma o zaman bir soru geliyor ve gerçekten zor geliyor. Şimdi sen gidip de onu çalışma süresi çok uzun olan bir konuyu önceliğine alıp da saatlerine günlerini ayırıp ayırıp hiçbir şey kazanç elde edemeyeceğine sen gidersin işte köklü sayılar bir soru garanti gelir daha kolay yerden gelir ona çalışırsın ve daha kısa sürede öğrenirsin üstü sayılar ondalıklı sayılar rasyonel sayılar ya da gidersin sayı kesir problemleri arkadaşlar gözümüzde problem deyince çok büyütüyoruz ama sayı kesir problemi veya yaş problemi gerçekten kolay yerlerden geliyor genelde ya da tarih için aynı şey geçerli yine söylüyoruz sürekli i̇şte İslamiyet öncesi diyoruz e, Türk İslam tarihi diyoruz toplamda burada üç soru geliyor zaten. Ama çalışma süreci çok uzun, çok kapsamlı. Bir de tarih yeni başlarken genelde bu konularla başlıyorsunuz. Tarihe ısınma süreciyle geçiyor. Ya yani Direkt Osmanlı'yla da başlayabilirsiniz. Şuna katılıyorum. Ben bunu sene başında olsaydım şu an bu böyle bir şey önermezdim. Çünkü... Konu bütünlüğü diye bir şey var. Yani illaki İslamiyet öncesini, Türk İslam tarihini çalışırken Osmanlı döneminden de kıyaslamalar yapılıyor. Ee, i̇şte oradan öğrendiklerimi harmanlayıp Osmanlı'da çalışırken işime yarıyor. Ama şu an son iki ay kalmış hocam ben tarihe daha başlamadım yeni başlayacağım. Ya da tekrarlarıma yeni başlayacağım diyenler. Şu anda direkt Osmanlı inkılap tarihi çalışsa bile yeter. 21 soru sadece buradan geliyor. 27'de 21'den bahsediyorum. Böyle bir oranlama yapmak lazım. Bizim tek uzam sistemimizde zaten bizim önemsediğimiz konu önceliklendirme planıyla öğrencinin seviyesi öğrenme süresine, öğrenme hızına, unutma hızına göre ona özel ayarlanmış programlar kim neye ne zaman çalışacak, hangi konu öncelikli olacak, onun o konudaki seviyesine onları planlayacağız. Şimdi kesinlikle artık şunu önermeye başlamalıyım. Artık konular yavaş yavaş bitmeli. Hala daha çok konu eksiğim var diyenler benim sistemimle bir konu önceliklendirme yapmalı. Burada bizden destek alırsanız şu an kamp programlarımız başlayacak. Kampa kayıtlı öğrenciler de var. Onu bekliyor sabırsızlıkla. Biz onlara kampa kadar tüm videoları açtık. Ve rehberlik birimi olarak bizler de hangi videoları izleyip kampa kadar hangi eksiklerini kapatacağını planladık. Planlamaya devam ediyoruz. Ben buradayken 3 rehberlikçi arkadaşım bir yandan program hazırlamaya devam ediyor. Kişiye özel olacak şekilde. Burada dediğim gibi sıfırdan başlamak çok mümkün mü? Hani her şeye çalışmak için değil. Ama sıfırdan başlayıp 85 üzeri bir puan almak doğru konu elemesiyle mümkünü kesinlikle evet. Bunun için size özel plan programa bence ihtiyacınız var. Konu önceliklendirme burada devreye girmesi gereken en önemli araç. Çünkü artık alarm durumundayız. Artık iki ayımız var. Gidip de ben işte üç hafta İslamiyet öncesine falan çalışamam. Ön yetişir, hepsi yetişir. Biz diyoruz ya bizim amacımız her zaman stratejik yaklaşmak. Hatta bazen biz size şunu da öğretiyoruz, sıklıkla yapıyoruz bunu. Bir soru kalıbını gösteriyoruz ve bu soru kalıbından sınavda soru çıkmasını beklediğimizi de söylüyoruz ve dipnot, sakın çözmeyin diyoruz. Nasıl ya hocam? Hem çıkabilecek soruları söylüyorsunuz, hem sakın çözme mi diyorsunuz? Evet. Çünkü senin ihtiyacın olan toplamda sınavda örnek veriyorum 100 netse, o 20 tane soru çıkabilecek olan 20 soruyu gösterip onları elemenizi de istiyoruz. Niye biliyor musunuz? Çok zaman alan sorular. ÖSYM bunu bilinçli yapıyor. Sınavı ve sistemi çok iyi tanıdığımız için bunu yapıyoruz zaten. Sen gidip o soruyu evet belki doğru cevabı bulabilirsin. Ama bunun çözüm yöntemi çok uzun ve senin bir soruya ayıracak 4-5 dakikan yok bu sınavda. Arkadaşlar sınav 120 soru verilen soru 130 dakika bir soruya ortalama kaç dakika ayıracağınızı biliyor musunuz? Hiç hesapladınız mı? Her soruya eşit süre ayırırsanız 1.08 dakika ayırmanız lazım. Şimdi sen gidip de bazı sorular var 7-8 dakikada çözüyor matematikte falan. Hoca diyor ki bakın bu soru gelebilir. Ama ne olursunuz boş bırakın. Hiç görmezden gelin uğraşmayın. Çünkü ben senelerin öğretmeniyim. Ben bunu 6 dakikada çözüyorum. Sizin en iyiniz ortalama olarak bir matematikçi ol değilse 10 dakikada çözer. Hadi benim kadar çözün. Hadi siz de 7 dakikada çözün. Ben size onun yöntemini anlatayım, öğreteyim. Ama 7 dakika çok uzun bir süre. Sen ne yapıyorsun bu sefer? Gidip onunla vakit harcıyorsun. Süren gidiyor, stres oluyorsun, Dikkatli, dağınıklığı yaşıyorsun, motivasyonun kayboluyor ve belki 7 soruyu göremiyorsun. 7 soru nasıl büyük bir şey? Öyle değil mi? Bunu da öğretiyoruz. Bu yüzden yapmanız gereken doğru stratejik e, hamleler. Sınav stratejisi sınavı arkadaşlar. Bu sınav ilkokul, ortaokul, lisedeki sınavlara benzemiyor yazılılara benzemiyor. Üniversitedeki vize finallere benzemiyor. Bazen daha kolay, bazen daha zor. Daha zor dediğimde korkmayın. Daha stratejik yaklaşmak lazım. Orada her şeye belki çalışıyorduk. Burada bazı şeyleri doğru bir şekilde elemek lazım. Türkiye birincisinin netlerini biliyor musunuz? 120'de 120 yapan yok daha arkadaşlar. Bakıyoruz bazı yıllarda bu 96'lara falan düştü biliyor musunuz? Zaten o birinci belirliyor birazcık da. Sizin ortalamanın üzerine çıkmanız lazım. Hedefleri de doğru belirleyin. Bu çok önemli. Çalışma programına gelelim. <laughs> hızlanacağız. Nasıl hızlanacağız de, diyenler var. Çok soru çözeceğiz. Çok deneme çözeceğiz. Bunu yapanlar çok net hızlanıyor gerçekten. Yani günde iki deneme çözün mesela. Bir çözüyorsanız. Çalışma programı kesinlikle lazım bizim derece birinci olan öğrenci videosunu paylaştık. İzlediniz mi bilmiyorum. Tekrar Instagram'da ve YouTube'da paylaşım yaptık. Sağ olsun tekrardan bir video çekti bizimle. onun da planında şey aynıydı. Bence izleneyim motivasyon olur size de. E, onunla hazırladığımız programda öğrencimizin bir bizim önerimizde bir defteri vardı. Plan defteri. Bu plan defterine... Günlük, haftalık, aylık olarak yaptıklarını hani önce yazıyordu mesela bugün yapılacaklar geceden yazıyordu. Sabah oldu başladı çalışmaya yaptıkça tik atıyordu yaptıkça tik atıyordu bu beni motive ediyordu hocam dedi hani yapabiliyorumu görüyordum ben ve eksiğim kalmıyordu içim rahat oluyordu gidip kendime bir saat kahve molası verdiğimde vicdanım huzursuz olmuyordu yani hem ders çalışıyordum hem Farklı aktiviteler de yapabiliyordum. Çünkü bugünün planına uymuş mu görebiliyordum. Ertesi günün planını hemen o şekle hazırlıyordum. Yine aynı şekilde yaptıkça tik atıyordum, yaptıkça tik atıyordum. Ve bu beni gerçekten çok hızlandırdı. Ve bu öğrencimizin hikayesi şu, izlediğinizde de zaten anlayacaksınız. Öğrencimizin ilk sınava girişinde, e, sosyal bilgiler alanı bu arada atılması da gerçekten az olan branşlardan bir tanesine yazık. Yüksek puan istiyor. Binlilerde bir sıralaması var. Yani bin küsürlerde alım sayılarına bakıyorsun o yıl 600 işte 500 civarı falan alım yapılıyor. Tekrar sınava giriyor. 290. oluyor sosyal branşı içerisinde. Oh diyor ya atandım hani 500, 590, 600, 400 hadi 300 alım olsun yine atanacağım zaten. O rahatlıkla bekliyor atamaları. Ondan sonra o yılın e, şey kontenjanları diğer sınava öbür yılın sınavına 2 ay 3 ay kala falan böyle açıklanıyor kontenjanlar. Öğrenci 290. 150 kişi alıyorlar arkadaşlar sosyal branşında. 150 kişi alınınca maalesef yani yarı yarıya neredeyse değil mi? Açıkta kalıyor ve motivasyon düşüyor, morali bozuluyor bütün. Bir de şöyle bir şey yapmış bakın. O süreç içerisinde zaten bütün e, kaynaklarını, defterlerini, kitaplarını falan da dağıtmış ihtiyacı olanlara. Haliyle ortada kaldım gene. Ne yapacağımı da bilmedim. O dönemde tanışıyoruz. Tekrar öğrenci öğrencimize moral, motivasyon, destek, tekrar devam ediyoruz ve o 2 2 2 3 aylık gibi bir süreçte Öğrencimiz birinci oluyor şu an atandı görevini yapıyor yani bunu dememin sebebi e, gerçekten 2021 birincisi bu arada gerçekten her şey psikoloji alakalı planlamayla alakalı azim istek istikrar bunu yapabilen herkes hani. İnanın bana doğuştan çok zeki falan doğmadık hiçbirimiz. Hepimiz ortalama zekalarda bireyleriz. İlk girişte belki başarısız olduk. Öğrencimiz de başarısız olmuştu. Binlerde diyorum sıralaması. Yani baktığımız zaman içimizdeki cevheri görebilmek için ben belki bazen e, hatalar yaşadığımızı zannediyoruz. Tecrübeler yaşıyoruz. Başarısız oluyoruz ama o bize bir tecrübe aslında. Onun sayesinde belki toparlanıp tekrar ayağa kalkıyoruz. Yaşadığımız her şeyin bir sebebi var. Ama bunu doğru kullanmak çok önemli. Ben buradaki 140 kişiden 140'ının da atanabileceğini biliyorum mesela. Nasıl biliyorsunuz hocam? İşte o planlamalarda o öğrencilerimin neler yaşadığını bildiğim için, o seminerlere aktif katılım öğrencilerinin neler başardığını bildiğim için buradaki herkesin, herkesin bunu yapabileceğini biliyorum. Ama bu tamamen sizinle alakalı. Doğru planlamayla alakalı. Bu bir oyun gibi arkadaşlar KPSS. I. Hani puan topluyoruz sürekli ama bu topladığımız puanların diğerlerinden daha fazla olması lazım. KPSS'de daha çok soru çözen her soruyu çözen değil, daha çok soru çözen kazanır. Diğerlerinden daha iyi olmak gerekir sadece. Çalışma süresi bu çok gelen sorulardan biri. Hocam günde kaç saat çalışmalıyız? Matematiğe kaç saat çalışalım? Tarihe kaç saat çalışalım? Şunu söylemek istiyorum. Özellikle çalışma süresi de kişiye, derse, konuya göre değişiyor. Neden? Bir, matematiğin bir çalışma süresiyle Türkçenin tarihine aynı olamaz. Bir kere derslerin e, sayısallık, sözellik dereceleri farklı, konuların uzunluğu, kısalığı farklı. Bunda enfikiriz. Aynı olsa bile ee, öğrencinin o dersteki seviyesi ve öğrenme hızı da farklı. Yani size göre de değişiyor. Şimdi aynı konuya Türkçe'de diyelim ki dil bilgisi, yazım kuralları iki tane öğrenci var Sonuçta bu dersler ikisi de aynı dersler, öğrenme süreleri de aynı. Ama bir öğrencimizin Türkçedeki seviyesi birazcık daha geri, birinin daha ileri ise, birinin gün içerisinde dikkat dağılıklı yaşama oranı çok yüksek, birinin daha azsa, bir tanesinin öğrenme hızı daha yüksek, diğerinin daha düşükse, bir öğrencimiz belki bir saatte onu bitirirken diğer öğrencimizin 3-4 saat vermesi gerekebilir. Burada size bir eğitim analizi yaptıracağız. Bu eğitim analizinde sizin hocam benim unutma hızım ne? Öğrenmiş. Siz ne diyorsunuz? Ben anlamadım diyenler vardır. Bizle tanışmayan arkadaşlar. Bu eğitim analizi sizin öğrenme hızınız, unutma hızınız, seviyeleriniz, dikkat dağınıklığı oranınız okuma hızı, anlama hızı, stres seviyesi, özgüveniniz, dikkat dağınıklığı, her şeyinizi böyle incik incik ölçen bir eğitim analizi ücretsiz katılabileceksiniz arkadaşlar. Ona göre de zaten size benim yazdığım böyle uzun bir çalışma önerileri dökümanı gelecek önünüze size özel bir şekilde. O sizin rehberiniz olsun. Bununla beraber zaten kampüs oranları oldu biraz önce ben konuşurken. Kamp programımızda kayıtlar devam ediyor ama şu an kontenjanlarımız çok kısıtlı. Ee, onunla alakalı eğitim koçlarıyla bugün görüşme yapmanızı sağlayacağım. Gelmeden onlarla görüştük çünkü. Seminer sonrasında bizimle bu yolculuğa çıkmak ve bu rehberlikle ilerlemek isteyenlere e, kam programı hakkında detaylı bilgi verecekler. Gereken indirim oranlarını da uygulayacaklar. Seminere özel bugün için onu da özellikle belirteceğim. Sistem e, Üniversitesi arkadaşlarımız buraya bir link bırakacaklar. Şu anda da yazabilirler. E, o linke tıklayıp direkt WhatsApp hattımıza gideceksiniz zaten. Oradaki yetkili arkadaşımız sizinle görüşmeyi ayarlayacak ve eğitim koçu, eğitim uzmanı arkadaşlar hem eğitim analizine nasıl gireceğimizi al anlatacak, ücretsiz TV belirleme sınavı yapacak ve bu kamp programı ve indirim hakkında da bilgi verecek arkadaşlar biz indirimsiz aldık ama diyenler var. Size de bir şey yapmışlardır. Eğitim koçları zaten görüşmelerini yaparken bu noktada yeterince ellerindeki inisiyatifleri kullanıyorlar arkadaşlar. Sanmıyorum ki sizdeki fiyat üzerinden aldınız. Onlarla bir görüşme esnasına girdiyseniz belki seminer özel bir indirimden yararlanmadınız ama ki zaten şöyle bir şey var. Aldığınız dönem itibariyle de fiyatlar değişiyor. Yani her ay bir fiyat değişikliği yaşanıyor. Maalesef ay başlarında fiyat artışları oluyor. Ama bu seminere özel biz biraz daha inisiyatif alacağız. E, ama görüştüğünüzde hani sizin bir mağduriyet ya yaşayacağınız da düşünmüyorum. Şu an bir link paylaşıldı. Bu linki e, kopyalıyorum. Ben yine seminer sonunda tekrar paylaşacağım zaten. Bu linke tıklayan arkadaşlarımız zaten WhatsApp adına gidecek ve bir randevu oluşturacak. Şimdi çalışma süreleri değiştir dedik. Çalışma programımızda bir de Bazen böyle çok ders 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 görürüz, sıkılırız, bunalarız falan. Ara ara böyle molalar, işte yemek molası, kitap okuma gibi etkinlikleri de eklerseniz arkadaşlar, o kısımda da biraz daha sizi motive eder programa uymak. Eğitim analizi dokümanına sadece hayır, kayıtlı olanlar sadece ulaşa, ulaşmıyor. Eğitim analizinizi hem eğitim uzman arkadaşlarımız telefonda birebir yorumluyorlar, koç eğitim koçları, hem de sizin önünüzde böyle bir doküman çıkıyor. Eğitim analizini bitirdiniz, çözdünüz ya, çalışma önerilerim diye bir sekme var. O sekmeye tıklayın. Böyle uzunca bir çalışma önerileri rehberi gelecek karşınıza. Ulaşamadıysanız bir görüşün derim telefonla. Onlar e, size gerekirse çıktısını alıp mail atarlar. Çünkü sizin analizi çözdüyseniz otomatik olarak oluşmuştur o e, doküman zaten size. Gerekirse size mail üzerinden de dokümanı indiririz, pdf'ini göndeririz. O yüzden e, eğitim koçlarıyla şu numaradan da ulaşabilirsiniz. De güzel videoları bir buçuk hızla izleyince çabuk bitiyor. Evet zaten biz kazanım bazlı çektik videoları. En büyük avantajı bu hani. Bütünü parçalara böldük. Videolarımız kamplarımız da böyle olacak parça parça. Hani Daha küçük parçada size daha e, kolay bir yöntemi göster. şöyle düşünün. İşte iki saatlik bir video izlemek bazen bize çok yorucu ya da başında çok böyle motivasyon düşürücü gibi gelir. Ama aslında o iki saatlik videoda dört tane kazanım vardır. Dört tane konu başlığı öyle düşünün. Biz onları parçalara ayırıp anlattığımız için videolarımız daha kısa ve daha çabuk bitiyor. Siz aslında iki saatlik bir video izliyorsunuz ama bunu dört defa da izliyorsunuz parça parça. Etüt şeklinde gibi düşünün. Onun öğrenme kolaylığı daha kolay oluyor. Evet kampa kayıt olanlar videoları izleyecek. Bizim yönlendirmemiz de izleyecek. Hani herkes her videoyu izlemeyecek. Kimin nerede eksiği varsa kampa kadar neleri kapatması gerekiyorsa konu anlatım videolarını izleyecekler ve kampa 1-0 önde başlayacaklar. Evet çalışma süresinden bahsettik. Çalışma programı oluştururken e, kesinlikle eksiklerinizi önemsemeniz lazım. Yani hangi dersiniz zayıf? Şimdi ben size bir anımı anlatacağım. Üniversite sınavına hazırlandığım sene. O 18 yaşındayım. Ve o zamandan da belli inanılmaz derecede yani hocamı da çok seviyordum. Türkçeyi gerçekten çok seviyordum. Ee, yani dil bilgisi olsun, edebiyatı olsun bu anlamda bir artı bende bir şey vardı. Yani şekli şekli çalışıyordum onlara. Hala çok severim. O dönemden belliymiş herhalde böyle yazmayı konuşmayı falan çok seveceğim bir meslek seçeceğim. Ee, ve sürekli arkadaşlar hani ders çalışmam gerekiyor ya üniversite hazırım, dershaneye gidiyorum. Eve geliyorum ders çalışmam lazım. Ders çalışma deyince aklıma gelen tek şey paragraf çözmek. Sürekli paragraf çözüyorum. Deliler gibi. Gerçekten güzel de bir net yaptım. Bizim o dönemde yine e, T -T -T değildi tabii girdiğim sene. ÖSS'den bir sonrakiydi. Bir sonraki YGS, LYS'nin ilkine girmiştim. O zaman da buradan da tabii yaşım hemen hesaplayanlar olabilir. Buradan da e, 30 şey 40 tane e, ilk kısımda YGS kısmında 40 tane Türkçe sorusu vardı. 38'e 2 yaptım evet sınavda. Ama tamam şimdi sen eşit ağırlıkçısın. Senin orada daha matematiğin var, tarihin var, geometrin var. Hatta ilk kısımda ya yani fizik, kimya, biyolojiden bile yapsan çok iyi olur. Ee, o dönem şimdiki gibi değil. TYT, AYT'de, TYT'deki herkes biyoloji yaptığında aynı puan alıyor. Bizim dönemde yine ayrışmalar vardı. Sürekli en iyi bildiğim şeye çalışıyorum. Yani özetle şunu demek istiyorum. Eksiğime değil de en sevdiğim şeye çalışa çalışa e, eksik kalan hep eksik kaldı. Burada gerçekçi olmak lazım. Program hazırlarken kesinlikle eksiklere yoğunlaşmak gerekiyor. Çünkü iyi olduğumda iyiyim zaten. Ama eksiğime göre benim o konuyu o eksiği kapatmam lazım. Üzerine düşmem lazım, çabalamam lazım. Ama ben bunu sevmiyorum deyip bir kenara itemeyiz. Çünkü ÖSYM sevme, sevip sevmediğimiz derslere göre bir puan hesaplaması yapmıyor. Aa işte ince Türkçe'yi daha çok seviyor. işte o daha çok çalıştı ona beş tane bu an daha vereyim böyle bir şey yok. Herkes için soruların getirirse eşit arkadaşlar. O yüzden eksiklerimizi kapatmak zorundayız ve iki ay müthiş bir zaman şu an belki ben bunu derken kafanızda iyi de zaman kalmadı ki iyi de 60 güne nasıl kapatayım ki iyi de eksiğim çok ki diyenler olabilir. Bir doğru bir planlama ve konu önceliklendirme konuların önemleri yani ağırlıkları sınavdaki ağırlıkları Şimdi bir konu var üç soru geliyor bir konu var bir yıl gelmiş bir yıl gelmemiş belki bu yıl gelmeyecek bunların ayrımını çok iyi yapan bir uzman desteği ya da siz yapacaksınız böyle devam etmek çok önemli e, kendimizi kandırmayacağız programda sadece konu çalışması değil bitirdiğimiz derslerin tekrarları bitirdiklerimiz bizim branş denemeleri ya da genel denemeler, soru çözümleri bunların da yer alması gerekiyor. Doğru bir planlama lazım. Tüm derslerden yeniden başlıyorum sıfırım diyenler. Biraz sonra Aysel Hanım bekleyin size bir sürpriz olacak. Şimdi sıfırdan başlıyorum. Yetişmez, hayatta yetişmez, olmaz, yapamam diyenler. Size iki aylık çok güzel bir puan getirisi olacak. Konu dağılımlarını hazırladım. Şimdi ben bunu normalde kayıtlı öğrenci bireysel yapıyorum. Çünkü burada bazı öğrencim var. işte temel kavramları bitirmiş. Onu koymuyorum. İşte rasyonel sayılarda zaten seviyesi çok iyi. Onu soru çözümlü koyuyorum. Bunu kişiselleştiriyorum ve haftalık bölüp hangi gün, hangi saatte ne yapması lazım Tabii ki daha haftalık bir çizelge olarak veriyorum. Bazılarının 15 gün, bazılarının 20 gün uymasını istiyorum. Bu değişiyor bu kişi özel hazırlanıyor. Hatta onun unutma hızına göre tekrar süreleri ekliyorum. Öğrenme hızına göre konu çalışma saatleri belirliyorum. Dikkat dağınıklığı oranına göre mola süreleri belirliyorum. Ve çok daha aktif bir program kullanabiliyorlar. Bu sayede kampa kayıtlara da bunu yapacağız. Burada benim göstermek istediğim şuydu. Gözümde büyüten arkadaşlar yeniden başlıyorum diyenler, bitirdim ama her şeyi unuttum, tekrara ihtiyacım var ama nereden başlayacağımı bilmiyorum diyenler. Bakın, toplam 8 hafta var, değil mi? Bu 8 haftayı öyle bir böldük ki 5 tane ana dersimiz var. Bu 5 dersten bir hafta içerisinde siz Dört tane matematik konusu, iki tane Türkçe konusu, üç tane tarih konusu, iki coğrafya ve bir vatandaşlık konusuyla siz zaten bunu bir haftaya yaydığınızda birinci haftada zaten ortalama olarak neredeyse 25-30 netlik kısmı halletmiş oluyorsunuz. İkinci haftaya geçiyoruz. Bunu fotoğrafını çekebilirsiniz çekmek isteyenler. Ama dediğim gibi hani bunu doğru bir planlama hale getirmeye çalışın. Bizden destek alıyorsanız ya da alacaksanız bize bırakın biz ayarlayalım. Kendiniz yapabiliyorsanız da yapın. Hani o noktada gerçekten sadece bunları bitireyim değil. Gün gün bölün bunları. Yoksa yine gözünüzde büyütebilirsiniz. İkinci haftanın yine konularını ayırdım. <laughs> Üçüncü hafta, dördüncü hafta biraz daha hızlı gitmek lazım. Tek derdim bu. Normalde sene başına belki temel kavramları iki hafta ayırıyordum. Burada bir hafta ayırmak zorundayım. Hatta bir haftada dört tane matematik konusu ayırmak zorundayım. Yani iki gün temel kavram çalış, iki gün rasyonel sayı, iki gün ondalık sayı, iki gün faktöriyel çalış, bir gün temel kavramlar, rasyonel ondalık faktöriyel, tekrar ve soru çözüm yap mesela. Bunun gibi. Yani böyle bir gün bir gün. O yüzden bir günde dört beş saat belki çalışmanız gerekecek bir derse. Toplamda çalışacağınız ders saati onun üzerine çok çıkmamaya da çalışın. Yani 8-9 saat çalışmak güzeldir ama 10 saatten sonrası artık bıkkınlık, bezginlik yaratır ve sınava kadar çok yorgun olursunuz. E, psikolojik olarak da bunun zararlarını görebilirsiniz. Yani iş hukuku bile diyor ki bir işçiyi maksimum işte 8 saat çalıştır. Yedi buçuk sekiz saat çalıştır. Eee onun üzerine çıkıyorsan mesai vermelisin diyor. Öyle değil mi? Yani bir insanın kaldırabileceği yük zaten bu kadar. 8 saat fazla değil. Biz de burada 8 saat çalışıyoruz aktif bir şekilde. Yani 8 saat bir iş hayatında bile daha yoğun eee departmanlarda bile çalışılabilecek bir insan kapasitesi normalde. 8 saati çok görmeyin o yüzden. Onun dışında iş hayatı olan, okul hayatı olan vesaire için ben birazcık daha onlarla birebir ilgilenerek belirli şeyleri biraz daha eliyorum. Yani mesela temel kavramlar kısmında e, çok iyidir. Dediğim gibi hiç koymaya Sadece deneme koyuyorum. Matematiği bitirmiştir deneme koyuyorum gibi. Biraz daha elemeler yapıyoruz. Yani bu noktada elemine etmek çok önemli. Bunu doğru yapmak lazım. Hani gidip de 3-4 soru gelen bir konuyu elemek olmaz. Ama şöyle bir örnek vereyim. Kafalar iyice karışsın i̇ki tane konum var diyelim. İkisinden birini eleme yapman lazım. Çünkü sınava kalan süre yetiştirmeyecek ikisi için. Örnek veriyorum tamamen. Bir tanesinden beş soru geliyor. Bir tanesinden üç soru. Hadi üç tane konum kaldı. Bir tanesinden beş soru geliyor. Bir tanesinden iki soru geliyor. Bir tanesinden iki soru geliyor. Şimdi sen öncelik planlaması yapacaksın. Neyi elesem, ne yapsam diye düşünüyorsun. Gidiyorsun önce beş soru geleni çalışıyorsun. Öncelikli olarak. Ama şunu düşünmek lazım. O 5 soru gelen konunun öğrenme süresi çok uzunsa. Yani sınava diyelim iki hafta var bunun öğrenme süresi böyle 12 gün falan. Ve senin burada seviyen çok kötüyse ve daha önce de 3-4 kez çalışmış olmana rağmen seviyeni arttıramamışsan. Bunu elersin. Gidersin öğrenme süresi daha kısa olan dört soruluk iki ayrı konu yani iki soru iki soru toplam dört soruluk iki ayrı konuyu bir haftada bitirirsin kalan bir haftada tekrar yaparsın mesela. Yani beş soruyu bazen 5 soruluk kısma çalışıp 4 soruyu çöpe atıp 5 soru da yapamayacağıma ne yaparım? O 5 soruyu gözden çıkarırım. Dört soruluk kısmı odaklanırım. Bunu söylemeye çalıştım. Yani bu sadece sınavdaki getirilere göre değil arkadaşlar. Onun öğrenme süresi var. Senin oradaki seviyen Daha önce çalıştın mı çalışmadın mı? Bunlara bakmak lazım. Biz burada zaten yapay zeka destekli bir eğitim verdiğimiz için yapay zeka kısmında da bunların hepsi otomatik hesaplanıyor. Zaten yapay zeka da yapan biz olduğumuz için biz de bunları kendimiz manuel yapabiliyoruz. Bu yüzden bu kısım çok çok önemli. Bunu hallettiysek ikinci aya geçelim. Orta için geç değil, Hayır, daha çok vaktiniz var. Yani lisans için bile geç değilse orta için hiç geç değil. Daha çok vakit var çünkü. İkinci aya geldik. Bakın ikinci ayda hatta fark edilmesi problemleri önceliğe almama dediğim gibi problemler kısmında bile öğrencinin seviyelerine bakmam lazım normalde bu kadar bu önceliklendirme yapabilmek için. Problemler yine aynı şekilde devam ediyor. Sayı kesir, yaş, grafik, küme problemi, yüzde kar, zarar, hız, karışım diye devam ediyor. Hatta yüzde kar, zarar, hız, karışımı iki hafta veriyorum. Aynı şekilde sayı kesir, yaş, grafik, küme problemleri de fark ettiyseniz iki hafta veriyorum. Problemleri daha fazla vakit ayırdım. Soru sayısı fazla ve öğrenme süresi bir tık daha uzun olabileceği için. Diğer kısımlara bakın. Hepsi bitmiş oluyor. Şu anda burada eksik konu kalmıyor arkadaşlar. Bu şekilde gidenler için. Yani günde ortalama 8-9 saatte çok rahat yetiştiriyor. Hatta tekrarları, denemeleri, soruları bile bu programa dahil edebiliyoruz. Yani bunu ben size şu anlamda gösteriyorum. Yetişiyor. Yetişmiyor değil, yetişiyor. Ama biraz hani bir gün bile boş geçirmemek lazım derler ya. Biraz böyle gaza basmak lazım artık. Çünkü alarm zamanına geldik. Şu dönemlerde gerçekten gaza basanlar öyle bir fark yaratacak ki ben bunu yıllardır görüyorum size bunun sözünü veriyorum şu dönem bırakmayın sınav sonucu gelecek kendiniz dilenemeyeceksiniz ben bu puanı nasıl aldım diyeceksiniz o yüzden inanılmaz önemli bir süreç. Bu döneme kadar 60'larla 65 puanlarla falan gelenler şu dönemde öyle bir yükselişe geçti ki 90'lar, 92'ler, 96'larla mühendis, gıda mühendisi atandırdık. Mesela kendi şaşırdım. Hocam 96 puanı ben nasıl alırım diye düşündüm. Bizden az atamalar azdı. Bizden hep 95 üzeri puan almak gerekiyordu. Yani ben hep umutsuzdum. Hep işte ee, şey yapıyordum, isyan ediyordum. Yani bu kadar yüksek puanlarla atamalar olur mu? Ben nasıl alacağım diye. Son İki ayda öyle bir hızlandı ki, öyle bir hızlandı ki 96 puan aldı bu arkadaşımız. Bu yüzden arkadaşlar siz de bunu yapabileceğinize inanın ve gerçekten şu iki ayı müthiş iyi geçirin ki bundan sonraki tüm aylarınız çok güzel geçsin. Bahar tadında geçsin. Hayallerinize ulaşmış bir şekilde geçsin. Biraz fedakarlık yapacağız. Emek vermeden yemek olmuyor. Biraz yapacağız. Ama bunun sonucunu alacağız. Hani şu iki ayı fedakarlık yaparak geçirelim kalan ömrümüzü güzel geçirelim, değerlendirelim. Öyle değil mi? Bence siz bunu yapabilecek istekte ve güçte kişilersiniz. O yüzden buradasınız. Ve dikkatimi çekti. 130 kişiyle falan başladık. 126 kişiyiz. Seminerin neredeyse 33. dakikasındayız. Kimse çıkmamış hemen hemen. O yüzden hani ben bu ekibin çok güzel başarıları imza atacağını biliyorum. Ve size çok güveniyorum. Kesinlikle seviyeye göre çalışma. Bu da önemli. Yani şunu aslında hep anlattığım şeyi biraz detaylandırıyorum. Şimdi bir konu var bir altyapın var bu konuyla alakalı. Tüm konulara hakimsin. Tekrar yaparak da çalışabilirsin. Hani en baştan sıfırdan başlamanın bir mantığı yok. Ya da matematikte orta seviyedesin ama bazı konularda hiç yoksun. Bazı konularda çok iyisin. Çok iyi olduklarına bir daha çalışmanın bir mantığı yok ki. Onlardan soru çöz. Eksiklerinin konusuna çalış. Bu yüzden bu noktada seviyene göre gerçekten konu çalışma türü belirlemen lazım. Bu kısmı atlamamalıyız ki boşuna zaman kaybetmeyelim. Hedef belirleme zaten ben hedefi olmayan bir öğrencinin şu an burada olacağını hiç düşünmüyorum. Bakın ben hep şunu önemsemişimdir yıllardır. Yani ücretsiz bir matematik dersi yapıyoruz. Katılım patlar, bomba gibi olur. Çok normal. Soru çözecek hoca. Şunlar çıkabilir diyecek, bunlar çıkabilir diyecek. Ücretsiz bir tarih dersi yapıyoruz. Dolar taşar bu sınıf. Ücretsiz bir ders. Ama ücretsiz seminerler yaptığımız zaman bu kadar öğrenci geliyorsa demek ki bu öğrenciler ayrışarak gelen öğrenciler. Bu öğrencilerin buradaki beklentisi hoca bize hangi sorular çıkacak söylesin değil. Bu arkadaşların beklentisi hoca bize işte e, şu soru çıkarsa karşınıza şöyle bir yöntemle çözersiniz iki dakikada değil bir dakikada çözersiniz öğretemez rehberlik hocası. Ama bu hoca bize motivasyon kazandırır. Kendim olan inancımı kazandırabilir. Yani kendi içimdeki gücü uyandırabilir. Nasıl çalışacağımı söyleyebilir. Kalan süre değerlendir, O zaman ben gireyim diyorsanız siz zaten ayrışmış öğrencisiniz. Zaten doğru yöntemi bulmak isteyen ve bulmaya çok yakın öğrencilersiniz. O yüzden ben seminerlere giren öğrencilerde her zaman çok büyük umut görüyorum. Bunu da ayrıca söylemek isterim. İkinci ayı tekrar açtım. İlke şöyle göstereyim. Denemelerini sıklıkla çözmeniz. Eğer konular bittiyse her gün 1 iki çözebilirsiniz. Bitmediyse şu an haftada bir çözün. Bir iki hafta böyle götürün. Sonra haftada ikiye çıkarın. Sonra üçe çıkarın. Sonra her güne geçirebilirsiniz yavaş yavaş. Şimdi ezber şu dönemde evet e, bak vatandaşlıkta falan bazı şeylerde gerektiriyor. Şimdi gerçekçi olayım. Ben de ezberi çok sevmiyorum ama size de hak veriyorum. Şimdi vatandaşlıkta anayasa falan var. Yani mecbur ezberlememiz gereken bazı kurallar var. E, hani şöyle şanslısınız bu dönemde de. Şu an ezberlediğinizi sık tekrar yaparsınız. Sınava kadar çok unutma ihtimaliniz yok. Ama salt bir ezber yani hiçbir mantığa dayandırmadan, hiçbir kodlama, hikaye, bir mantık çerçevesi olmadan ezberlenen bir bilgi çabuk unutulur. Bu her zaman böyledir. İlk tekrar göstereyim ben ezberi anlatayım o sırada. Şimdi hani genelde bir tarihte, coğrafyada falan sizi ezbere yönlendirdiğini görüyorum birazcık. Ama şunu söylemek istiyorum. Tarihte de gerçekten Hani yıllar falan sorulmuyor ki arkadaşlar hani ben lisede bir e, şey yazılıya çalışmıyorsunuz ki. İşte Malazgirt Savaşı hangi yılda yapılmıştır? 1071. Hadi bunu biliyoruz tamam hadi kolay yerden geldi. Ama böyle bir soru yok ki. Sana evet ipucu olarak barındırabilir onu ama senin zaten o tarihi ezberlemesen bile... Oradaki olayları, yaşananları, kim zamanında olmuş buna ezberlemene gerek yok. Buna bir mantık kur. Zaten baktığınız zaman kronolojik bir sırayla anlatılıyor tarih arkadaşlar. Hani eleme yapsanız bile hadi Osmanlı'dan başladınız diyelim direkt. O zaman Osmanlı döneminde bile bir kronolojik sıra yok mu? Kuruluş, yükselme, gerileme, dağılma değil mi? Öyle gidiyor. Üçüncü Selim dönemi neler yaşandı? Şimdi sen evet o dönemi bilmen lazım. Kafanda böyle canlandırman lazım. İşte o dönemleri böyle bak üçüncü Selim'i bile gözünün önüne getirmen lazım. Yani saçları, gözleri, işte kıyafeti falan. Onunla o dönemi yaşayabilmen lazım konu çalışırken. Zaten bunu yapanlar kafasında o görsel imgelemeler yapabilenler sınav anında böyle direkt soruyu gördüklerinde o döneme gidiyorlar. O yüzden daha kolay geliyor aklınıza bazı şeyler. Hikayeler olay, e, üretebilirsiniz de, de mantık kurabilirsiniz. De. Ya yani bu mantığı kurarken de ya bu dönemde bunlar olduysa sonuçları bunlar olur tabii doğal olarak diyebiliyor olmanız lazım. Bazı şeyler tarihte her şeyin bir mantığı var. Her şey mantık sebebiyle oluşmuş zaten. Her şeyin bir mantığı var. O mantığı doğru kavramak lazım. Ben daha önce verdiğim örneklerden birini vereceğim. Diğer arkadaşlar bilir. Şimdi İslamiyet öncesi göçebelik var. Şimdi bunu çok sık verdiğim için buna daha aşinayım. O yüzden hep bunu anlatıyorum. Şimdi göçebeliğin sonuçları. Bu böyle bir soru gelebilir. İşte İslamiyet öncesi Türk tarihinde göçebelik e, hayat yaşanmıştır. Bir bilgi verir. Sonra aşağı der ki buna göre aşağı gelen hangisi bunun sonuçlarından biri olabilir der mesela. Ya da olamazlar Size bir paragraf verir göçebeliği yanır. İslamiyet zaten onu, onu sana veriyor zaten. İslamiyet öncesi Türklerin göçebe olduğunu sana veriyor. Bilgiyi verdi. Bunun diyor sonucu ne olabilir? Şimdi sen burada mantık yürüteceksin. Biri şimdi gelse seminere de tarih dersi falan. Tarih dersine geldim herhalde yanlış geldim der çıkar gider ha. o O kadar girdim şu an olaya. Ee, şimdi sen zaten göçebeliğin sonuçlarını artık hani anlayabiliyor musun? Göçebeysem tarım yapamam. Göçebeysem yerleşik hayat yok. Dolayısıyla bir hayvancılık yapamam. Göçebeysem mimari sanat vesaire gelişemez. İşte göçebeysem bir dini inanışta değil mi? İslamiyet öncesindeyim zaten o dönemde. Din de çok farklılık gösterir, çok çeşitlilik gösterir. Merkezi bir otorite kurulamaz değil mi? çok fazla boylar oluşur. Hani bir devlet otoritesi yoktur. Ee, bir siyasi birlik yoktur. Şimdi ben bunları nereden anlıyorum? Göçebeyim çünkü sürekli oradan oraya oradan oraya. Bu mantık kurun tamamen. Bunun gibi yani mantığını kurduktan sonra tarihte de öyle çok ezber bir şey yok arkadaşlar. 35 padişah tahta çıkmış her birinde ayrı gelişme. Evet ama her birinde bir sebebi var. Çünkü sen Yavuz Sultan Selim'in döneminde yaşananları, Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşananları zaten onları kronolojik sırayla çalışırsan o onun çocuğu, o onun torunu, o hepsi böyle gidiyor zaten. Sırayla gidiyor. Ama her birinin döneminde de farklı şeyler yaşandığı için bu aslında çok güzel bir şey. Mesela aklına şu geldiğinde şu diyeceksin. işte Mimar Sinan, işte o camileri Mimar Sinan kimin işte döneminde yaşamış. Hemen o döneme gidiyorsun. Padişahlara bakıyorsun o dönemde şu yapmış Yavuz Sultan Selim dönemine gidiyorsun Yavuz Sultan Selim torunu Fatih Sultan Mehmet onun yapamadıklarının hepsini Fatih Sultan Mehmet yapmış böyle kodla mesela Yavuz Sultan Selim döneminde yapmaya çalışılan şeyleri Fatih Sultan Mehmet tamamlıyor mesela bunun gibi şeyler kafada hani çağrışımlar ya da her bir şey ayrı ya o ayrı şeyi o padişahla bağdaştır. Bunu görünce aklıma bu gelsin. Bu dönemde bu bunu yapmıştı. Bunu gelince aklıma bu gelse de kodlar yap kendine. Bu şekilde çok daha rahat. Kandil'e soru geliyor Halit Ergeç geliyor aklıma muhteşem yüzyıldan. Evet. E, bununla ilgili de hocalarımız falan da böyle tarih anlatırken tarih dizilere falan da değiniyorlar. Bir yandan çok güzel bir şey. Yani tarihin gerçekten e, gençlere, yeni nesile bu şekilde aktarılabiliyor olması. Ama birazcık da şeyler var. Yani çok böyle aklına diziler gelmesin. Çünkü tabii ki dizi olduğu için bir kurgu tabii ki var. Yani biz Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptıklarını e, dan ziyade işte o dizilerle farklı yönlere çekip farklı e, şeylerini biliyoruz falan. Onun gibi şeylere çok gerek yok. Yani şöyle söyleyeyim Kanuni Sultan Süleyman'ı herkes işte e, bir baktığımız zaman işte Oğlunu, Şehzade'yi, Şehzade, Şehzade Mustafa'yı şehit eden cani bir padişah. Diyor. Hayır aslında olay sadece bundan ibaret değil bize yansılan kısım bu. Ama tarih çalışmaya içine girmeye başladığınız anda zaten her birinin her e, sıralamasını ve birbirle bütünleşmesini öğrenmiş olacaksınız. Tekrar zaten çok önemli. Yani biz bunu zaten seminer başından beri bence konuşuyoruz. Burada önemli olan gerçekten eksiklerinize yoğunlaşmak. Şimdi çok iyi bildiğiniz bir şey söyleyecek tekrar etmek sizi yorabilir, zaman kaybına yol açabilir. Denemeler falan çözüyorsunuz ya da sorular çözüyorsunuz ya. Çözdükten sonra yanlışlarınız, eksikleriniz, boşlarınızın tekrarını yapın, çözümlerine bakın ki ne tarçıs sağlayın. Burada önemli olan zaten eksik kapatmak. Bu çok önemli. Yani her noktada ben hep bunu söylemeye çalıştım. Çok iyi bildik, bildiğinde zaman kaybetmektense eksine yoğunlaşman sana kesinlikle fayda olarak geri dönecek. Dikkat konsantre bununla ilgili çok ayrı seminerler yapıyoruz. Yani oturup 40 dakika zaten e, dikkat ve konsantreyi konuşuruz ama dikkat eksikliği yaşayanlar. Eğitim analizine katılınca da çıkacak zaten eksiklik yaşıyorsanız eğer. Çünkü bazen yaşamıyorsunuz ama yaşadığınızı zannediyorsunuz. Biraz şey gibi bu öğrenilmiş çaresizlik. İşte dikkat dağılıklığını öğren öğrenmişiz bir yerden. Belki ne olduğunu ta, anla, ne olduğuyla alakalı tam anlamıyla bir bilgimiz yok. Ee, bunu bir rahatsızlık seviyesinde olduğunu. Ne zaman ne sonuçlar çıkaracağımı çok bilmiyoruz ama dersin başına oturuyoruz. Hayallere dalıyoruz. Şimdi yani bana dikkat dağınıklığı var. Hayır sen hayal kurmayı tercih ettin. Çünkü o an dersten kaçmak için bir zihnin e, arayışa geçti. Ne yapsam da bunun dikkatini dağıtsam. Sana orada hayal kurmak daha keyifli geldi. Ve keyifli olanı tercih ettin. İnsanız her zaman bize haz vereni tercih ederiz. Her zaman. Haz veren şey dikkat çekicidir. Dikkatimiz ona gider. Çok normal. Siz tuttuğunuz bir takımın maçını izlediğinizde eğer fanatikseniz dikkatiniz dağılıyor mu? Çok sevdiğiniz bir arkadaşınızla ve çok önemli bir konu konuşuyorsunuz. Dikkatiniz dağılıyor mu? Ama ders çalışırken hocam dikkatim dağılıyor. İşte ders çalışmaktan kaçmak için bir çıkar yol aramış olabilir mi zihnin acaba? Öğrendiği için dikkat dağınıklığını, çaresizliği hemen buna yaftalıyorsunuz kendinize, haksızlık ediyorsunuz. O yüzden eğitim analizine mutlaka katılın. Dikkat dağınıklığı var mı yok mu o da ortaya çıkacak. Bu önemli. Bu sizin elinizde biraz. Eğer deh dediğimiz hastalık yoksa, yani bu bir hastalık, dikkat eksikliği ve bir aktivite bozukluğu. Gerçekten böyle bir problem yoksa o zaman... Dikkat Dikkatlanmakla yaşamanız çok e, muhtemel bir şey değil. Öyle bir problem varsa da bunun zaten tedavisi olması gerekir. Ama bu sıkıntı çok yaşamayanlar kendi kendine dikkatlerine odaklanmalarını sağlayabilirler. Eğitim analizine katılmak için burada bir link paylaştı arkadaşlarımız. Eğitim koçuyla görüşüp eğitim analizine katılmak için bir link paylaşmışlardı. Ben o linki tekrardan bulabilirsem sizin için yapıştırayım. Buradan yazdığınızda size eğitim analizine de yönlendirecekler. Soru çözümlerinden de bahsettik. Bu ara bol bol soru çözün olur mu? Özellikle çıkmış soruları lütfen çözün. bugün sanıyorum sabah mı yayınlandı ya da dün akşam yayınlandı ben bu sabah gördüm. Yine ÖSYM 2019, 2020, 2021 çıkmış sınav sorularını da yayınladı sitesinde. Dikkat edin lütfen. Çıkmış soru çok büyük bir kaynak. Çok güzel bir cevher. Hani ben bunu ilk seminerlerimde falan söylediğimde şeyle çok karşılaştım. Hocam çıkmış soru ya der çıkmaz ki niye çözeyim falan diyenler oluyordu. Böyle bir şey yok. E, çıkmış soru size gerçekten çok fazla yol göstericilik yapar. Çıkmış soru da bir daha çıkabilir bu arada. Böyle bir kural yok. E, çıkmış soru A şeklinde çıkmaz. A'yı ters çevirir öyle sorar. O yüzden çok önemli. Bizim en büyük referans kaynağımız bizim muhatabımız ÖSYM çünkü. Biz ÖSYM'yi çok iyi tanımak için ve sınava gardımız olarak gitmek için çıkmış sınav sorularını hatta mümkünse iki kere falan çözmeye çalışın arkadaşlar. Langfellow ne demiş? Seramik başarının temel unsurudur. Kapıyı yeterince ve yüksek sesle çalarsanız birilerini uyandıracağınızdan emin olabilirsiniz. Devam edin o sabra, o azme olur mu? Birileri uyanacak, kapıyı açacak, içeri gireceksiniz. Buna inanın ve çalışın yeter. Denemeleri hem branş denemesi olarak öneriyorum hem komple öneriyorum. Mesela şu an örnek veriyorum matematik tarihim bitmiştir. Matematik tarih hafta içi branş denemeleri yaparken hafta sonu bir tane de normal genel deneme çözebilirsin. Sorularınız varsa sorularınızı alayım. Eğitim uzmanlarımızla da dediğim gibi daha bireysel de konuşabilirsiniz arkadaşlarımız öğrenci, koçları aynı zamanda. Hani sınav hazırlık süreciyle alakalı, eksiklerinizle alakalı, kampla alakalı, bu kampın size faydasıyla alakalı, kampı ne derecede yararlanmanız gerekiyor. İşte çalışma programınız nasıl olmalı? Ee, onlarla alakalı detaylı görüşme sağlayabilirsiniz. Kamp ne zaman başlıyor onu da cevabını verecekler. Haziran ayında başlama inanın şu an o kadar çok kamp dönemimiz ki YKS'nin KDGS'i, ALES vs. derken inanın tarihi hatırlamıyorum. Haziran ayında olduğunu biliyorum. Net tarih hatırlamıyorum ama onlar biliyorlar. Matematikten korkacak hiçbir şey yok. Matematik içerisinde yaklaşık belki 10-15 tanesi falan çok kolay sorular bu arada. Yani biz matematikte ön yargı yaşadığımız için hep hep kaçtık matematikten. Demek ki şunu gördüm yıllarca, sizde de oluyor mu bilmiyorum. Hocam benim matematiğim kötü diyor. Tamam diyorum ne yaptın şimdiye ne kadar matematik? Hiçbir şey yapmadım hocam. E, hiçbir şey yapmazsan kötü olur tabii diyorum. Yok hocam benim temelim yok. Peki temeli kuvvetlendirmek için ne yaptın? Hiçbir şey yapmadım. Yani çivi çiviyi söker diye bir mantık var bizde. Hani üzerine gideceğimizde hiçbir şey atmışız matematiği. Hocam hiç bakmıyorum ben matematiğe. Niye? Benim matematiğim kötü. E bir şey yap ki düzelsin. Yok hocam yapamam kötü. <laughs> e kötüyse daha çok çalışmamız gerekmiyor mu? Niye çalışmıyoruz? Çalışmaya çalışmaya kötü olmuş zaten. Yani iş biraz bizde bitiyor arkadaşlar. Anlamayan arkadaşlar var. Problemler için içerisinden sayı kesir. Seçin yaş seçin işte küme problemleri seçin bu üç tanesine bakın illa da karışım problemi çözmek zorunda değilsiniz boş bırakın biraz önce söylediğim mantık illa da işçi havuz çözmek zorunda değilsiniz boş bırakın arkadaşlar demek istediğim burada doğru sayı kestirden genelde kolay soru gelir problemden yaş problemi kolay soru gelir problemden bunlardan bakın yani işçi problemi şu şey demek bir işçi bir işi şu kadar günde işçi demek istiyor işçi havuz demişiz hep yıllarca havuz değil de işçi problemi diyecektim ona. Onu demek istedim. <laughs> deneme ne önerirsiniz? Bizim şu an online denemelerimiz var. Onu online deneme yapıyoruz Türkiye geneli ve Türkiye'deki her yerden kişiler katılıyor. Onu öneririm. Onunla ilgili eğitim koçlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Matematik eksimi coğrafya Türkten kapatabilir. Hiç matematik yapmadan olmaz. Yani bir 10 tane falan yapmamız gerekiyor. Eğer sadece GGK'ya girecekseniz Biraz arttırın e, matematik kampı da var bu arada 0'dan 15 nete diye bir kampımız var Mustafa Duman hocamız efsane bir hoca matematikte bilmiyorum hiç izlediniz mi videolarını falan ama muhteşem bir hoca ve dedi ki bize ben bir söz veriyorum sıfır matematiği olanlar bu kampa gelsinler 0'dan 15'e çıkartacağım onları sadece 15 soru yapmalarını sağlayacağım o soruları göstereceğim nasıl çözeceklerini göstereceğim kolay olanları göstereceğim. Ve bu e, kısımda onlara 15 net yaptıracağım. Bunun sözünü veriyorum dedi. Bence eğitim koçlarımızla bir görüşün. E, ve o sıfırdan 15 nete matematik kampının da bilgisini alın. Çok da cüzi bir yani bir özel ders fiyatı falan öyle söyleyeyim. 20 net üstü kamp var mı? 20 <laughs> şöyle GGK kampımız var. GGK kampının amacı zaten en yüksek nete ulaşmak. O yüzden biz o kampta tamamen hani sınavda çıkabilecek mesela matematikte 30 soru çıkabilecek 30 soruyu planlıyoruz. Onunla beraber hem tekrar yapıyoruz tüm konuların üzerinden geçiyoruz hem daha çok soru çözüyoruz. 30 soru çözmüyoruz bu arada. Ama 30 soru nereden gelebileceğini tahmin eden hoca kitlemiz, hoca kadromuz onların üzerine düşüyor daha çok. Bu sene de kamp olacak. Evet. Testlerde yapamıyorum. Ne yapmam gerek? Test, daha çok test çözmemiz lazım. Muhtemelen daha az soru çözdüğümüz için yapamıyor olabiliriz. Önlis evet evet lisanstan sonra da devam edeceğim. Buralarda yapacağım. Buralar sadece lisansa çok az zaman kaldığı için çok lisans talebi geliyor bizim çağrı merkezimize. Bana mailler geliyor. O yüzden hani talep oradan geldiği için sosyal medyadan da çok DM'den yazanlar var. O yüzden bu hafta böyle full yaptık. Ee, ama bu hafta içerisinde ön lisans için, orta öğretim için seminerlerimiz devam edecek. Mustafa Hoca mı sadece matematik için? Matematik için şu an matematik kampında Mustafa Hoca var ama bizim çok fazla hocamız var. Yani matematik kısmında da e, hoca kadromuz çok fazla. Normal kampa giren, işte matematik kampına giren, GGK gruplarında bile farklı farklı hocalar var. E, o kısımda da yani arayın matematik kampı, ayrı bir matematik kampı Mustafa Duman hocamızla. Tabii tabii bütün kamp programlarıyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Orta öğretim ama orta öğretimler daha başlamadı. Daha hala konu çalışmaları devam ediyor sınava o kadar az zaman kalmadı hala. Sizinle hazırlanmak çok güzel olacak. Bizim de sizin gibi öğrencilerimiz var. Bize de çok güzel olacak. Valla tercih dönemi ben bayağı yoğun olacağım. Onu anladım şimdi. O yüzden tatil planımı falan hep böyle e, her şey bitsin ondan sonra gitmeyi düşünüyorum. Öyle olsun istiyorum. Böyle her sene e, ben tercih dönemlerini gerçekten böyle hep yoğun hayal ederim. Hani gerçekten o öğrencilerin o puanları alıp öyle yoğun tercih dönemine girmeleri hayallerine kavuşmak için o heyecanları benim çok hoşuma gider ve gerçekten çok böyle hem aktif hem aşırı yoğun ve çok duygulu bir dönemdir o yüzden ben bu sene böyle e, sizlerle güzel güzel yoğun yoğun tercihler yapmak istiyorum o yüzden böyle darlayın bizi olur mu tercih zamanında yüksek yüksek puanlar alın ki ve siz seçin ya hocam yok ya oraya gitmek istemiyorum böyle mis gibi puanım var deyin mesela ön lisans kampı bitmedi daha başlamadı çünkü lisans da başlamadı o da haziranda başlayacak Orta öğretimini çalıştım. Tarih bitirdim. Coğrafyanın son ünitesindeyim. Yoğunluk olarak sadece coğrafya ağırlık Tarih tekrar yapmadım. Çal i̇şte çalışma sisteminiz çok kötü olduğu için buradaydınız. Bence öğrendiniz. Bu sistemlerin amacı da buydu zaten. Bizimle devam ederseniz de zaten biz sizin çalışma sisteminizi biz kendimiz planlarız. Evet beraber tercih yapacağız İpek. <laughs> İnşallah. Tarih için ücretsiz bir ders olsa hocam. Bu aralar var ücretsiz takvimize takip edin ama ücretsiz belli konular var anlatılan. Yani örnek konular tamamı için kayıtlı öğrencilerimiz yararlanabiliyor. Ders ders, kimileri ders ders bitirerek gidiyor kimleri genel gidiyormuş şu an ders ders bitirmek bir tık risk olabilir. Yani tarih çok uzar mesela ama benim biraz önce gösterdiğim takvim eşliğinde gidebilirseniz hani birinci hafta matematikten şu tarihten şu bundan bu şekilde daha doğru olur. Öbür türlü bitmeme ihtimali olabilir. Aa atama danışmanla yapıyorsunuz yani. Tabii mesleğimiz ne bizim biz tercihçiyiz. <laughs> bir ara öyle bir şey <laughs> ee, Şey... Ortaokul zamanı mıydı neydi herhalde rehberlik hocasını arıyor bir tane öğrenci tercih zamanında ben de gitmişim sırada bekliyorum tercihçi burada mı tercihçi burada mı? rehberlik hocasına da tercihçi olarak kalmış ne yapsınlar yani dershanelerde okullarda okullarda değil özellikle dershanelerde bir tek tercih için falan rehberlik odasına gidildiği için biraz maalesef öyle bir durum anlaşılmış ne yazık ki ama tabii ki tercih zamanında da birebir yardımcı oluyoruz. Bir günde kaç ders? Bu da kişi göre değişiyor. İki olur, üç olur, beş olur. Yani eğer o mantıkla gidecekseniz günde beş ders ile çalışabilirsiniz. Ama süreniz çok azsa belki iki, belki bir. Ne için rehberlik yaptınız? Videoyu baştan kısa geçebilir miyiz? Maalesef ayrılan süremizin sonuna geldik. Dersimiz beşte başladı ama hiç üzülmeyin. Sizin için tekrarı hemen eklenecek. Youtube kanalımıza ya da ana sayfamıza videosunu ekleyeceğiz. Yarın sabahtan şöyle bir Tekuzam'ın e, Youtube kanalına girin. Direkt hemen ana sayfada zaten bu videomuzu göreceksiniz. Oradan izlersiniz. Evet bir şey soracağım diyenler var. Hem GGK metin hem alan nasıl gidilebilir? Bir GG dersi, bir eğitim dersi, bir alan dersi, 3 alan dersi bir günde çalışarak götürebilirsiniz. Çok teşekkürler demişsiniz. Rica ederim. Netlerim artmıyor. Ne yapabilirim? Bu semineri izlemediyseniz bir izleyin derim. Konuşmanın sesiniz motive ediyor. Çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Ben de böyle sizlerle seminer yapınca motive oluyorum. Beni böyle siz güldürüyorsunuz, siz enerji veriyorsunuz. İyi ki varsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Çok 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 güzel olsun. Buradasınız, buraya vakit ayırdınız. Hala çok yüksek bir katılım var. Ben bu için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Müthişsiniz. Hayal ettiğiniz, dilediğiniz, gönlünüzden her şey kabul olsun. Atanın, başarın ve hayatınız çok güzel olsun. Sizler de iyi ki varsınız. Gerçekten bu kadar emek veren öğrencilerin başarması benim en büyük temennim ve meslek hayatımdaki en büyük duam diyebilirim. O yüzden de elimden gelen ne varsa tek uzem adına ben de dahil olmak üzere yapacağız, yapmaya devam edeceğiz. İnşallah Allah bize sağlık verdikçe, güç kuvvet verdikçe yapmaya devam edeceğiz. Bu kampı da yapmamızın sebebi buydu. Şu an evet piyasada çok fazla kamp var ama biz mesela hani hem gündüz hem akşam grubu açacağız. Farklı iki hoca kadrosu yapacağız. Hem gündüze hem akşama girebileceksiniz. E, kimisi sadece akşam girebiliyorsa ona girecek. Videoları da açıyoruz. Tüm kullanıtı videolarını bu sene yaptığımız. Onları da izleyip gelin istiyoruz. Birebir rehberliğini zaten yapacağız. Birebir ayrı seminerler yapacağız kamp döneminde. Yani kampı da öyle bir hazırladık ki öğrencimizin neye ihtiyacı varsa şu son iki ayı öyle bir değerlendirsin ki hiçbir eksiği kalmasın. Programlarınızı yapacağız. Çalışma programı takibi yapacağız. Eğitim analizlerinizi yapacağız. Bunların hepsi var. O yüzden demek istediğim bu dönemde imkan olan en azından bir bilgi alın bence. Çünkü eğitim koçlarımız. Yani biz bu noktada size en uygun fiyatlandırma, indirimler vesaire konusunda zaten çok yardımcı oluyoruz. Çünkü bu kamp programımızın amacı size faydalı olabilmek. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım tekrar görüşürüz. Başka seminerlerde bizi takip edersiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.